sağlık hizmeti verilen bir yerde yapılacaktır. Biz zarar vermemeliyiz çünkü değerlendirmemiz gereken bir sürü konu var. Bunları adli raporlarla değerlendiriyoruz. Ben işte İstanbul Protokolü açısından hazırlamış olduğumuz Adli Tıp Uzmanları Derneği olarak hem ölümlerde hem canlı olguların değerlendirilmesinde nasıl yapılacağını hem hekimler için hem de hukukçular için bir rehber olarak hazırladık. Bu rehber sınırlı sayıda satılmıştı. Mesela hukukçular için hazırladığımız ölümlerde belki de standart olarak bir inceleme için nelerin yapılmadığını çok rahatlıkla görebilir meslektaşlarınız. Belki bu kitapları Türkiye Barolar Birliği ile ilişki içinde girip biraz daha genişletip belki farklı bir şekilde sunmamız mümkün olabilir. Çünkü bunlar gerekli. Biz bir yıl önce uzmanlık derneği olarak oturduk ve bir adli tıp hizmet modeli ve insan gücü planlaması yaptık. Bugün söylenenlerin hepsini bir tarafa bırakmak için şunu yapmak gerekir dedik. Strateji raporundan önce, bunlar konuşulmadan önce. Adli tıp hizmetleri ve merkezlerinin bir kere planlanması gerekiyor. Türkiye'de tek İstanbul'da, Yenibosna'da kurulan merkezde bu iş yürümez. Bugünkü iş yükü nedeniyle 3 ayda rapor gelmiyor. Niye mahkemeler bu 3 ayları sıkıştırmıyor? Ben şunu biliyorum, 1 yılı geçen raporlar var. Yani süre kısalmaya çalışılıyor. Ama siz orada 70 uzmanla 180 bin dosyayı cevaplamaya çalışıyorsanız ve süresi içinde cevaplamaya çalışıyorsanız buradan çıkacak işin niteliğini ve hataları düşünebilirsiniz. Otopsi merkezi kurmamız lazım. Adli Tıp Kurumu Merkez ve Grup Başkanlıkları bu merkezlerde yer alabilir. Tıp fakültelerinin ana bilim dalları mutlaka yer almalı. Ben tıp fakültesi hocası olarak ne tıp fakültesi öğrencime ne hukuk fakültesindeki öğrencilerime otopsi gösteremiyorum. Niye? Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu lütfederse, işte bana haftada bir gün izin verirse ben bu insanlara ileride işte herhangi bir yere gittiklerinde ölümü değerlendirecek bilgileri sunacağım. Türkiye'de önce bunu halletmek gerekiyor. Bugün hukuk fakültelerindeki öğrencilerimiz dahi doğru dürüst otopsi görmeden mezun olmak zorunda kalıyorlar. Niye? Uygulamada üniversiteyle adli tıp kurumunun arası bir şekilde açılmaya başlandı. Kuruma kimseyi bulaştırmamaya çalışıyorlar. Tıp fakültelerini güçlendirmeden, adli tıp uzmanlarını Sağlık Bakanlığı'na yönlendirmeden bu iş olmaz. Önerilen adli tıp merkezi ve 2010 öngörüsü. Dernek olarak biz şunu hesapladık. 2010 yılında Türkiye'de, yani illere göre beklenen ölümleri ve bunun için belki de hani bazı durumlarda otopsiler için bir takım merkezler tarif etmeyi. Toplam 35 tane il belirlemiştik. Orada baktığımız zaman burada en uzak Ankara'yı görüyoruz. Ankara'ya 338 kilometre uzaklıkta bir ağır ceza mahkemesi var. Yani en uzak il için mesafe 330 kilometre. Eğer biz bu uygulamayı yaparsak sağlık ocaklarında mesleğe daha yeni başlamış, otopsi görmemiş insanların bu işi yapmasını engelleriz. Bu ne sağlayacak bize? Eğer böyle merkezleri oluşturursak, donanım, sarf malzemesi, insan gücü tasarrufu, doğru bilimsel karar alma, hizmetin yerel ve hızlı verilmesi, tıp fakültesindeki mezuniyet öncesi uzmanlık eğitimine destek, adli tıp öğretim üyeleri ve ilgili hocalarla oluşturulacak il kurullarıyla, belki bölge kurullarıyla da adli tıp kurumuna benzer yapılanmalar yoluyla adaletin aksiyan mekanizmasını çözmek ve Sağlık Bakanlığı'na geçmek bir anlamda şu anda oradaki kriterlerin daha objektif olduğu için bu insanları da rahatlatacak. Yine 2010 yılı için Türkiye'de kaç adli tıp uzmanı ihtiyacı olduğunu ve illere göre bunun nasıl yönlendirilmesi gerektiğini de belirledik. Bu bilgiler bizim için sır değil. Kitapçığımızı bakanlıklara, ilgili kurumlara da yolladık ve buna göre de biz sorunun çözülmesini istiyoruz ama çözülmesi için bir gayret yok. Çünkü devlet kendi eliyle bilirkişi hiyerarşisi kuruyor.
Adli Tıp Kurumu'nu tarif etmek, Yargıtay, Danıştay kararlarında adres olarak hep Adli Tıp Kurumu'nu göstermek bilirkişi hiyerarşisi kurmaktır. Bilirkişi hiyerarşisi kurduğunuz zaman da zaten yargılamayı o zaman adaleti boyutunda farklı bir şekilde tartışabiliriz. Evet, sonuç noktasında ben herhangi bir şey söylemiyorum. Bu toplantıdaki ve benim konuşmama gösterdiğiniz sabır için teşekkür etmek istiyorum. Bu boş slaytı hep birlikte dolduracağımızı, hep birlikte çalışarak altına koyduğumuz tarihlerin takipçisi de olarak devam edeceğimize inanıyorum. Teşekkürlerimle. Değerli hocama katkıları nedeniyle, sunumu nedeniyle teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, ben ve arkadaşlarım sunumlarımız için sizlerden soru, tepkilerinizi ve görüşlerinizi almak isterdik. Ancak Ümit hocamın da belirttiği gibi iki uyarıyla karşılaştım. Bu ikinci oturumun da iptal edilmemesi için platformu bir an önce terk edeceğiz. En seçkinler olarak bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Saygıdeğer katılımcılar, sempozyumumuzun üçüncü gün ikinci oturumuna geçiyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere oturum başkanı ve konuşmacı, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Sayın Avukat Güneş Gürseleri, Genç Avukatlar Birliği Başkanı Sayın Avukat Hasan Kılıç'ı, İstanbul Barosu Avukatlarından Sayın Avukat Haluk İnanıcı'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Niye efendim? Benim konuşmasından bir dosya var. Dosyayı yükleyelim şimdi.